Birinci bölüme zor bir alan olan tasarımdan başlayalım. Bakalım altından kalkabilecek miyiz? Tasarım bu geçtiğimiz 20 yılda çok değişti. Sistem tasarımı var, dönüşüm tasarımı var, ekolojik tasarım var, mimari tasarım var. Bunları bir oturup derleyip toparlamak lazım. Yani bundan 20 sene, 25 sene önce ben üniversite yıllarındayken neden bu kadar tasarım konuşulmuyordu? Tasarım neden grafik tasarımla, kurum kimliğiyle ya da bina tasarımıyla ya da kent tasarımıyla alakalıydı? Ve başka bir alanda biz tasarımı duymuyorduk. Şimdi niye bunları bu kadar var? Birdenbire bir sürü işin tasarımcısı çıktı. Bunları bir toparlayalım istiyorum. Ben üniversite yıllarındayken de tasarım dekorasyon olarak tanımlanırdı. Yani evi dekor etmek bir tasarımdı. Şirkete böyle uydurup logo yapmak tasarımdı. Renklere boyamak tasarımdı. Ve bunlara tasarım deniyordu. Kimler tarafından? Tabii ki güzel sanatlarda tasarım eğitimi almamış insanlar tarafından. O zamanlar ilk gördüğüm şey benim mimarlık fakültelerine, mühendislik fakültelerine tasarım eğitimi verilmediğiydi. Maalesef mimarlar ve mühendisler tasarım eğitimi almazlar. Nedenini bilmiyorum. Halbuki mimarlar gerçekten ciddi tasarımcılar olması gerekir. Dünyada da öyledir aslında. Üç boyutlu tasarım konusunda en donanımlı insanlar sınıfına sokabiliriz mimarları. Onlar kentlere şekil veren, yön veren, kimliğini oluşturan tasarımcılar. Fakat böyle bir eğitim almadıklarında, basit binalar çizmeye başladıklarında kentlerimiz de böyle çirkin, tasarımdan yoksun hallere bürünüyor. Aynı şey sinema televizyoncular için de geçerliydi. Bauhaus'un çok güzel bir yanı vardır. Tasarımcılarla mühendisleri, mimarları, sinemacıları yan yana getirirler. Sanatçılarla birlikte eğitim alırlar. Bu multidisipliner, ekip çalışması gerektiren alanlardır. O zaman başarılı işler yapabilme ihtimalimiz hepimiz için artar. Fakat Türkiye'de durum böyle değil. Hala da değil. 20-25 sene öncesine kadar biz tasarımın içerisinde birçok alan görmüyorduk. Sistem tasarımını çok duymuyorduk aslında. Bir sürü tasarımcının beylik cümleleri vardır. Tasarım harikalar yaratmaktır, tasarım tasavvur etmektir, tasarım olmayanı aramaktır, tasarımcı cesur olmalıdır gibi. Bunların hiçbir tasarımı tanımlamaz ama tasarım için söylenebilir. Neden? Temel olarak tasarım problem çözer. Bir probleminiz varsa bunu tasarım yoluyla çözersiniz. Günümüzde tasarım kelimesini bu kadar çok duymamızın altında yatan sebep de problemlerimizin çoğalması ve bu problemleri tasarım yöntemleri bilmediğimiz sürece de toparlayamayacak olmamız, toparlayamıyor olmamız. Aslında tasarım bir bilimdir. Şimdi buna bir sürü karşı çıkışlar olabilir. Laboratuvarından çıkmayan bilim insanları tasarım nasıl bilimdir diyebilir. Sosyal bilimciler bu konuya farklı bir açıklama yapabilir. Onlarla zaten doğa bilimcilerin arasında çok ilginç bir uzlaşamama hali var. Felsefecilere baktığımız zaman çözüm önerisi getirmiyorlar. Belki getirmek onların görevi ve vazifesi değil. Bütün felsefeciler için böyledir diyemesek bile büyük bir çoğunluğu tartışma üzerinden bir kariyer sürdürdüklerini düşünüyorum. Neden tasarım bilimdir? Bir şeyin bilim olması için tutarlı olması lazım. Deneylerle ispatlanabilir olması lazım. Dünyanın öbür ucunda da bir karşılığı olması lazım. Ve bu işin yöntemleri ve teknikleri ve altyapısı olması lazım. Tasarım da böyledir. İlham gelerek tasarım yapılmaz. İnce zevklerimiz var diye tasarım yapılmaz. Pinterest'ten bakarak tasarım yapılmaz. Bunlarla bir şeyleri dekore edebiliriz. Evimizi düzeltebiliriz. Çevremizi toparlayabiliriz. Yeni mobilya alabiliriz. Ama söz konusu olan bir kent tasarımıysa, bir yapı tasarımıysa ya da bir sistem tasarımıysa bizim farklı donanımlara ihtiyacımız vardır. Bilimsel bir tabana ihtiyacımız vardır. Saha çalışması ve yazılı kaynak araştırma çalışmasına ihtiyacımız vardır. Yaptığımız tasarımın yöntemlerle elde edilmiş ve uygulamalarla da doğrulanabilir olması gerekir. Biz bu uygulamayı doğruladığımız zaman da her zaman her yerde kesinlik niteliği de taşıması gerekiyor. İşte bu sebeplerden dolayı tasarıma bilim diyebiliriz. Başka bir soru, neden tasarımı biz bugün kullanıyoruz her alanda? Demiştik ki çok büyük problemlerimiz var. Bu problemleri ancak tasarımla çözebiliriz. Çünkü biz bir sistem kurduk insanlar olarak. Yapay bir sistem kurduk. Birkaç yüzyıl öncesine kadar her ne kadar kentlerde yaşıyor olsak da doğanın yöntemini, doğanın dizgeselliğini ve doğanın kurallarını uyguluyorduk. Biz aslında doğanın yaptığı bir tasarımın içerisinde yaşıyorduk ve orada kendimize bir alan açmıştık. Fakat gelişen bilimle, teknolojiyle biz kendi sistemimizi kurmaya kalktık. Dolayısıyla bu sistem yapay, kendi başına çalışmıyor.
Şu anda o sistemde bir sürü hata var, patlak var. Bu gemi batıyor. İşte o patlağı gidermek için de bizim oturup sistemi yeni baştan tasarlamamız gerekiyor. O yüzden de sistem tasarımı, yöntem tasarımı gibi birçok alan çıktı. Tabii çok önemli bir soru. Bu donanımlara sahip insanlar birdenbire nasıl çıktı? Onu ben de bilmiyorum. Yani benim okuduğum üniversitede böyle eğitimler yoktu. Bildiğim kadarıyla dünyanın birçok yerinde de böyle eğitimler verilmiyordu. En azından 30 sene öncesine kadar. Birdenbire sistemi tasarlayanlar, dönüşümü tasarlayanlar gibi meslek gruplarını biz görmeye başladık. Bununla birlikte tasarım yeniden ele almak ve düzenlemek olarak da tanımlanabilir. Yani bu ilk hali, en amatör, en ilkel halde diyebiliriz. Ama kafa karışıklığı olmasın. Yani bir yapı tasarım dediğimizde biz yapıyı tasarlıyoruz, ekolojik tasarım dediğimizde ne yapıyoruz? Ekolojiyi mi tasarlıyoruz? Hayır. Yaşadığımız sistem içerisindeki problemleri yeniden ele alarak aslında düzeltiyoruz. Yaptığımız şey bu. Düzeltmeye çabalıyoruz. Başka bir açıdan bakacak olursak, tasarımın bilimden ayrıldığı yanlar da var. Mesela 2 ile 2 normal şartlarda 4 ederken, tasarımda 2 ile 2 4 etmez. Bunu biliyoruz. Çünkü 2'nin büyüklüğü, diğer 2'nin kalınlığı, birbirlerinden uzaklığı gibi bazı farklı değerler başka, yani bilimin kullanmadığı başka değerler de vardır. Tasarım için değerler konusu oldukça zengindir. Her parça bir değerdir ve büyüklük, küçüklük, iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik göreceli şeylerdir. Tasarım dünyasına girdiğiniz zaman hiçbir şeyin yalnız olmadığını görürsünüz. Çünkü bir şeyin büyük olması için yanındakinin de küçük olması gerekiyor. Neye göre büyük diye bir soru sorarız. Bir şeyin koyu olması için yanındaki şeyin açık olması gerekiyor. Bir şeyin çirkin olması için yanındaki şeyin güzel olması gerekiyor. O yüzden tasarımda bütüncül bir bakış açısı söz konusudur. Bir şey tek bir şey olarak var olamaz. Gözlemlenen ancak gözleyen olduktan sonra mümkündür. Her şey yan yana gelişlerle vardır. Bir şeyi bölerek, parçalayarak tasarım yaptığınızda ortada böyle karman çorman bir şey olur. Mesela bunu ev dekorasyonlarında ya da otel tasarımlarında ya da kent tasarımlarında çok sık görürüz. Her şey tek başına çok güzeldir, yan yana gelir, rezalet olur. Her şey kendi başına çok kalitelidir ama yan yana geliş bizde o kalite hissini uyandırmaz. Birliktedir tasarım, birlikte yapılır, bütüncüldür. Genel hatları çok önemlidir. Varmaya çalıştığımız, yani tasarımın önüne koyduğumuz problem çok önemlidir. O problem her neyse tasarım ona göre şekil alır, dönüşür, hedefine o doğrultuda ilerler. Bu yüzden problem çözmek için tasarım eğitimine ihtiyacımız vardır. Bugün liselerde, ortaokullarda ya da ilkokullarda bize bu öğretilmez. Biz bunu bilmeyiz. Bilmediğimiz için de bunun eksikliğini hissederiz. Ama neyin eksikliğini hissettiğimiz konusunda bir fikrimiz yoktur. Bununla birlikte ilginç bir şey söyleyeyim. Her insanda bir tasarımcıdır. Tasarım algısıyla biz var olabiliriz. Çok güzel bir örnek çocuklardır. Bir çocuk tasarım yaparak hayata hazırlar kendini. Oyuncakları, legolar, yeni kurduğu oyunlar, bebeklerine diktiği kıyafetler, şatoları. Bunların tamamı çocuğun hayal dünyasında önüne koyduğu bir problemi çözme yöntemleridir. Bu çok iyi. Buna izin veririz. Bunda bir sıkıntımız yok. Genel olarak çocuklarımıza daha çok böyle oyun oynasın diye daha fazla oyuncak alırız. Ama şöyle bir şey daha yaparız. Mesela içini boyasın diye boyama kitabı alırız. Evet, bir ezan arası verdik. Bu arada arkadaki tabloda yamulmuş. Ben de onu düzelttim. Evet, çocuklarımıza ne yaparız? Boyama kitapları alırız. Boyama kitaplarında çizilecek bir şey yoktur. Çizilmiş bir şeyler vardır ve onların içini renklerle doldurmasını bekleriz çocuğun. Bu bir insan yavrusunu standarda çekmeye çabalamamızdır. Kendi dünyasından kopartma çabamızdır. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yaparız ama işimiz kolaylaşsın diye, çocuğun işi kolay olsun diye yaptığımızı düşünüyorum. Yani kimsenin, hiçbir anne babanın da art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında seçtiğimiz oyunlarla da çocuk büyüdükçe onu yönlendiren, tasarım yapmasından, problem çözmesinden uzaklaştıran, bu becerisini geliştirmesini engelleyen oyunlara doğru yönlendiririz. Çocukların sıkılmasına izin vermeyiz. Bilgisayar oyunları da bize hazır dünyalar sunar.
kendi dünyamızı hiçbir zaman keşfetmemizi istemezler. Bu konuda bir fırsat bulamayız. Ama insan yavrusu oldukça kararlıdır diyebiliriz. Çocuk nerede tasarım yapmaya başlar? Önce insan kendini tasarlar. Düşünün, yani biraz daha büyüdüklerinde, hepimiz için geçerli, 8 yaşında, 7 yaşında olabilir bu, ergenliğe kadar olan süreçte biz kendimizi tasarlamaya başlarız. Giyimimiz, kuşamamız, dinlediğimiz müzikler, saçımız, başımız. Bunlar aslında kendimizi bulmak, kendimizi farklı bir görselle görmek, kendimizi keşfetme çabasıdır. Ve benim çocukluğumda da benzer bir tavır vardı. Bugün de görüyorum aynı tavrı. Anne babalar ve sosyal çevreden. Artistsin derler. Havalısın derler. Yani normalin dışındaki her hareket aslında bir tasarım kaygısıdır. Yeni bir buluştur. Biz buna izin vermeyiz. İsteriz ki herkes tek düze ve normal olsun. Bu insanın tasarım becerisine vurulmuş en büyük darbedir. Sonra bu insanlardan üniversite mezunu olduğunda entelektüel olmasını, kültürlü olmasını, sergilere gitmesini, galerileri gezmesini, tiyatro falan izlemesini isteriz. O güne kadar bilmediği, her böyle bir eyleminde marjinal olarak tanımlandığı, yapması neredeyse yasaklanan, toplumsal olarak engellenen, üniversiteye kadar ya da üniversite mezuniyetine kadar tasarımla, sanatla, sanatın birçok alanıyla ilgilenmemiş, kendiyle ilgilenmesine izin verilmemiş, normal olmak adına standartlaştırılmış ve anonimleştirilmiş bir canlı, o kadar işin gücün yoğunluğun arasında bir de kültürlü ve entelektüel olmaya çalışır ve kolaya kaçıp ona sunulanı alır. Ona sunulan müzikler, ona sunulan resimler, ona sunulan kıyafetler. Bunu nereden alırız? Kolaylıkla bir AVM'ye gittiğimizde bütün işimizi çözeriz. Bizim için tasarlanmış kıyafetler, o senenin kreasyonları, bizim için ayakkabılar, bizim dinleyeceğimiz müzikler zaten dışarıda çalınıyordur. Gittiğimiz zaman bizim için tasarlanmış yeni mutfak eşyaları, ev eşyaları, bunları bizim için satan firmalar vardır. Biz de onları alır ve entelektüel olduğumuzu, kültürlü olduğumuzu, tasarım sevdiğimizi falan düşünürüz. Kriterimiz de budur. Bu çok büyük bir kandırmaca tabii. Kolay olan, ortada olan ve sunulan genelde doğru değildir. Popüler olandır. Popüler olan da gelip geçicidir zaman ileri gibi. Ve o pop değiştikçe biz yeni ürünler almak, yeni müzikler dinlemek, kendimizi sürekli yeniden evirmek zorunda kalırız. Uyarlanmak zorunda kalırız. Bu da ciddi bir yüktür. Sonu gelmez bir yük içerisinde. Bunun peşinde koşanlar ve bunu reddedenler olarak da ikiye ayrılırız. Aslında iki taraf için de anonimlik ve sıradanlık bakidir. İkisi de öncesinden hazırlanmış şablonlarda kendi rollerini oynar. Neden tasarım insan için vardır ya da insan tasarımcıdır diyecek olursak, tasarımın problem çözdüğünden bahsetmiştik. İlk çağlardan günümüze karşılaştığımız her problemi bir tasarım parçasıyla çözeriz. Bir taşı alıp bir tahtaya bağladığımızda kusursuz bir tasarım gerçekleştirmişizdir. Bugün kullandığımız çekiçler hala daha tasarımlarını dönüştürmemişlerdir. O kadar güçlü bir tasarım ki binlerce yıldır bunu kullanıyoruz. Bir masa, sandalye ya da bir kapkacak yaptığımızda biz tasarıma doğru ilerlemeye başlarız. Evimizin yolunu da benzer bir yetiyle buluruz. Çevremizi, köyümüzü, zihnimizde görsel olarak haritalandırırız. Kestirme yollar açarız. Tasarımı aslında biliriz. Bilmediğimiz şey bu becerinin geliştirilmek zorunda olduğu. Çünkü bu beceri geliştirilmezse insan ya kendini tasarımcı sanır ve her şeye burnunu sokmaya başlar ya da tasarımın ne kadar önemli ve yaşamsal olduğunu unutur, karşılaştığı problemlere çözüm üretemez. Genellikle problemler farklı bir bakış açısından baktığımızda kolaylıkla çözülebilir şeylerdir. En azından büyük bir kısmı. Biraz karmaşık gelmiş olabilir bu başlangıç. Bu da doğaldır. Bölümler ilerledikçe ve siz sorular sormaya başladıkça bu işi yalınlaştırıp yerleştirmeye başlayacağız. Şu an dağınık parçaları ortaya atıyorum. Süreç içerisinde bölümlerde bu parçalar yavaş yavaş toplanacak. Bütüncül bir şeyden bahsederken, özellikle ekolojik tasarıma geçtiğimizde bunu daha çok fark edeceksiniz. Dönüp dolaşıp aynı yerlere geleceğimizi göreceksiniz. Çünkü hayat, yaşam, lineer değildir, yani doğrusal değildir. Bir örümcek ağı gibi düşünün. Bir patikadan ilerlediğinizde mutlaka tanıdığınız, bildiğiniz başka bir patikayla kesişirsiniz. Bu yerinize saydığınız anlamına gelmez.
Bunu unutmayın. Her bir parçanın bir diğeriyle bağı olduğu anlamına gelir. Bugün bu bağların kopması yüzünden birçok sorun yaşıyoruz. Ekolojik tasarımda bu bağları daha fazla göreceksiniz. Her şeyin birbiriyle ilişkisi olduğunu. Doğa bildiğimiz en yaşlı ve usta tasarımcı ve doğanın tasarım yöntemi, doğanın sisteminin yöntemi kaostur, kaotiktir. Bundan da bahsedeceğiz. Kaos nedir, ne değildir? En azından tasarımdaki alanı nedir? Yani tasarımda nasıl bakarız biz bu işe, doğada nasıl bakarız? Bunlardan da bahsedeceğimiz bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Bu bölüm bakalım sizde neler uyandıracak, nasıl sorular soracaksınız? Ben de onları merak ediyorum. Ona göre diğer bölümleri ufak ufak toparlayacağım. Görüşmek üzere.